Resulullah sünnetinin sünnetullah olduğunu daha önce açıklamıştık. Şimdi gelelim sünnetullah oluşumundaki bazı insana ait gerçeklerin işaretlerine. Önce besmele hakkında bir iki söz. Kelime-i tevhidi idrak ettikten sonra bunun yaşamda uygulanmasının cenneti getireceğini fark edebilen kişiye Allah Resulü'nün en büyük hediyesi ismi Allah Er-Rahman Er-Rahim anlayışıdır. Bunun anlamını idrak edene fıtratı kadarıyla en yüksek cennet yaşamı nasip olur. Yani Bismillahirrahmanirrahim'in manasını anlayana. İnsanın şerefli mahluk oluşu bu kelimelerin anlamını idrak edip yaşama istidat ve kabiliyeti dolayısıyladır. Bu ancak Said olarak dünyaya gelmişler arasından mukarreblere ait bir şereftir. Besmele çekilesi bir şey değildir. Yaşanılası bir olayın dille ifadesidir. Hakkıyla kelime-i şehadeti dillendirmek de ancak bu durumdakiler için mümkündür. Muhakkikin denilen tahkik ehli de bunlardır sadece. İkan sahipleri olarak tabii. Biz ise genelde iman yollu takliden tekrarlarız bu cümleleri. Yani besmeleyi ve kelime-i şehadeti. Ve böylece de cennet umarız Rabbimizde. Gelelim bir diğer önemli konu olan şefaat meselesine. Resulullah kimlere şefaat eder veya etmektedir? Eğer bu dünyada şefaat ulaşmamışsa, sonrasındaki devrelerde fayda eder mi? Veya bizler bir diğerimize ne kadar yardımcı olur, şefaat ederiz? Hangi şartlarla şefaatten yararlanmak mümkün olabilir, söz konusu olabilir? İşte bu konuda Ayet-el Kürsi'deki bir cümleyi hatırlayalım. Zira kişide Allah'ın tasarrufu nasıl açığa çıkmaktadır ve dış etkiler veya şefaat bu tasarrufu ne kadar etkiler sorusunun cevabı buradadır. Men zellezi yeşfa'u indehu illa bi izni. Kim şefaat edebilir bi izni olmadan? Diyeceksiniz ki şimdi niye başını Türkçe söyledin de gerisini bi iznihi kelimesini Arapça orijinaliyle tekrar ettin? Konunun sır noktası o kelime de o yüzden. Bi iznihi. Besmele açıklamasında belirttiğim üzere Kur'an-ı Kerim'i sırlarına ererek okumak istiyorsak, öncelikle B anahtarının rolünü çok iyi anlamak zorundayız. Bu B sırrı anlaşılmaz ise, hep yukarıdaki bir tanrıdan, ötedeki ya da ötendeki bir tanrıdan söz edildiğini düşünürüz. Ne yazık ki mevcut Kur'an çevirilerinin neredeyse tamamında ve hatta bu konuyu yazan Hak Dini Kur'an Dili isimli tefsirin orijinalinde mevcut olmasına rağmen güncelleştirilmiş nüshasında
B harfinin anlamını açıklayan bölüm maalesef çıkartılmış, buna yer verilmemiş ve de bu anlama bu meallerde, tefsirlerde hiç yer verilmemiştir. Oysa biiznih işareti kişinin hakikati olan esma terkibine, isimler bileşimine işaret etmektedir burada. Bu durumda men zellezi yeşfeu indehu illa biiznih ayetinin anlamı şu olur. Senin Rabbin olan Allah isimleri bileşimin o şeyin oluşmasına el vermiyorsa kim sana o konuda başarılı olman için yardımcı olabilir? Nitekim bu gerçekler bakın şu ayetlerde nasıl vurgulanmaktadır. O gün şefaat fayda vermez. Ancak Rahman'ın kendisine izin verdiği ve kavline razı olduğu kimse müstesna. İsteyinü billah. A'raf suresi 128. ayet. Yardımı özünüzdeki uluhiyet hakikatinden isteyiniz. Ya eyyühellezine aminu. Aminu billahi. Nisa suresi 136. ayet. Ey iman edenler, iman edin B harfindeki anlam ile Allah'a.